hepsini bitirmiş. Ben sana söylüyorum. Burada kalsa, birkaç gün dinlense kendine gelecek, toparlanacak. Bence de. Ama gideceğim diyor da başka bir şey söylemiyor. Onu cesaretlendirme, gözünü seveyim Şems'i. Çünkü kaçarsa büsbütün suçunu kabul etmiş olacak. Bir psikologdan yardım alalım. Konuşmaya başlasın. Olanları anlatsın diyorsun yani, öyle mi? Ama kaçak olarak yakalanınca daha da kötü olacak. Kendimi öldürürüm diyor Laman. Böyle bir riski göze alamam ben. Ne yapalım? Görmeyiz ama bir yerlerde olduğunu biliriz hiç olmazsa. Gitsin kaybettirsin izini. Kendinizi kandırıyorsunuz. Denemek zorundayım Laman. Niye anlamıyorsun? Ben hamileyim diyor. Niye durduk yere yalan söylesin ki, değil mi? Vallahi Rahmi, seni üzmek istemem ama ne zamandır beraber olduklarını bilmiyoruz ki. Belki de hiç ayrılmadılar. Hay ağzınıza sağlık. Ben de içimden geçiriyordum ama söyleyemiyordum. Yok, bu sefer laflı olmaz. Zaten o da kabul etti. Bir test mi ne varmış, ondan yaptıralım diyor. DNA testi. Ha işte onu diyor. Kendi gözlerinle gör diyor. Yani... Ya benim çocuğumsa? Nasıl kıyarım ben ona? Nasıl ortada bırakırım? Değil mi Fatma Gül? Abi ben artık bu konuda tek laf etmek istemiyorum. Neden ama? Haklısın, kızgınsın ona. Ben de kızgınım. Ama düşünsene benim çocuğum. Yazık değil mi? Sen kararını vermişsin. Ne zaman eve dönecek, hemen mi? Ben... Abi ben onunla aynı evde oturmam. Her şeye rağmen yüz yüze bakamam, özür dilerim. Daha önce de gitti, döndü eve. Ondan sonra hemen sesi çıkmaya başladı. Yine olanlar oldu. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşamam ben. Bir de burun burun olmak istemiyorum artık o kadınla. Ne diyorsun yani? Taşınalım mı biz? İstemiyor mu artık bizi? Yok yok. Biz taşınırız. Yani Kerim, Fatma Gül, ben. Başka bir eve taşınırız. Sizin de böylece düzeniniz bozulmaz. Bizim düzenimiz mi kaldı? Kerim niye gelmedi hala? Biraz yalnız kalmak istiyordur diye aramak istemedim ama. Ya onlarla dalaşmaya gittiyse? Kapalı. Dedim ben. Kesin yine başını derde sokacak.
Oğlum, hadi çık artık. Saatler oldu. Ya anne, dokunma bana. Ben çok iyiyim öyle. E, mantı istedin. Aa, hazır oldu mu? Evet. Yayla çorbası da yaptım. Hadi gel, sıcak sıcak iç. Oo, anam benim. Tamam, geliyorum. Amcan çağırmış. Seninle konuşacakları varmış. Toparlan da gidelim. Ya ne acelesi varmış ya? Evin satışını söyleyecek herhalde. Anlattım ya sana, bu evi satmak istiyor. Bir süre hep beraber oturalım diyor. Kusura bakma anne, ben bu evi sattırmam. Çok istiyorsa kendi evini satsın. Gelsin bir süre misafir olur bizde. Ya ne var? Ben bu evden çıkmam anne. Akşam gittiğimizde de Reşat Yaşaran'la konuşurum. Sen hiç merak etme. Kimse hiçbir şeyi bize zorla yaptıramaz, tamam mı? Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.